Hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız bugün? Demet, hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum sana. Ekip Teşekkürler. arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum. Yani dün akşam tabii ki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını ve tek takımımız olarak Türkiye'yi temsil etmesini bekliyorduk Evet. ama olmadı. Ama yapacak bir şey yok. Spor bu, futbol bu. Kaybetmek de var işin sonunda. Ve Galatasaray dün akşam kaybederek Avrupa Ligi'nde oynayacak bundan sonra. Umarım Beşiktaş da bugün Avrupa Ligi'nde düzeltiyorum yarın Bravo. oynayacak Beşiktaş. Bugün Başakşehir oynuyor Başakşehir. Konferans Ligi'nde. Beşiktaş da umarım yarın kazansın maçını Avrupa Ligi'ne Umarız. kalsın. Diğer iki takımız Başakşehir ve Trabzonspor'dan da galibiyetler bekliyoruz. Yani işin sonunda beş takımla bu lig aşamasına devam edelim. Ve hiç olmazsa bütün takımlarımız Avrupa kovalarında yer alsın. Bu önemli tabii ki. Peki Galatasaray Young Boys mücadelesine biraz detaylandıralım. Kuşkusuz sanırım iki mücadelede de Young Boys üstünlüğü vardı Evet. bence. Galatasaray neden bu kadar kötü performans sergiledi ve bu karşılaşmayı nasıl yorumluyorsunuz? Valla bu kötü performansı Okan Buruk Hoca'ya sormak lazım. Okan Buruk Hoca'nın ayrıca etrafı, hakemleri, medyayı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nı, işte Sunni Çim'i eleştireceğine aynanın karşısına geçip ben niye bu iki maçta takımın başında yer almadım diye bir kendine sorması lazım. Dolayısıyla Galatasaray iki maçı da iyi hazırlanmadığını çok net şekilde gösterdi. Biz en azından İstanbul'da bir şeyler olur diye bekliyorduk seyircinin de etkisiyle Evet. ama olmadı. Şöyle tarif edebiliriz Demet. Galatasaray çok daha kaliteli oyuncuları olan bir takım ama Young Boys Galatasaray'dan daha iyi bir takım. Ne demek istediğimi Anladım. anlatabiliyorum herhalde. Takım oyununu çok daha iyi Galatasaray'da oynayan iyi bir takım. Hiç oyuncuları meşhur değil. Kim olduklarını hiçbirimiz bilmiyoruz, tanımıyoruz. Evet. Ama 11 futbolcu yerlerine girenler değişikliklerde işte kaç kişiyse artık onu toplam galiba 5 değişikliği yaptılar. 16 oyuncu da çıktılar takır takır futbollarını oynadılar. Ve Galatasaray'ı hakikaten çok da güç durumlara bıraktılar. Atletizmle yendiler Galatasaray'ı. Yani dün böyle sağından atıp solundan geçip kaç tane pozisyon oldu yani o kadar atletik oyunculara sahip ki Young Boys. Bir de Young Boys teknik direktörünün yaptığı bir açıklama dikkatimi çekti maçtan sonra. Biz de evet sezona çok kötü başladık. Ligde işte 3 mağlubiyet aldık ama yavaş yavaş bu maçlara hazırlık da yaptık ve formumuzu yavaş yavaş yükselttik dedi. Evet. Nitekim de 3 yenilgiden sonra ligde 2 beraberlikleri var. 2 tane de şimdi Galatasaray üst üste Galatasaray galibiyetleri var. Yani bir plan dahilinde Galatasaray karşısına çıkmışlar. Galatasaray tamamen iki maçta da plansız. Kadro seçimi yanlış özellikle dün akşam Barış Alper'in sağ bekte oynamasını hiç anlayamadım ben. Barış Alper çünkü savunmacı değil hep savunmada faul rakiplerini durduruyor. Ayrıca hücum gücünden de etkileniyor. Ziyech çok etkisiz. İkisi beraber etkisiz olunca sağ kanat felç oldu. Akın yapamadı doğru düz Galatasaray. Dolayısıyla Okan Buruk Hoca'nın da kadro seçimlerinde ben özellikle dün akşam yanlışlıklar olduğunu düşünüyorum. Ama sonuçta hak eden kazandı ve hak eden de Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Galatasaray hani geçen bağlantımızda hatırlar mısın? Bu maçtan sonra söylemiştim İsviçre'deki maçtan sonra Galatasaray böyle Şampiyonlar Ligi'nde oynarsa 8 maçın tamamında kaybeder diye. Dün Evet. akşam da zaten hakikaten onu bir kere daha göstermiş oldu Galatasaray. Avrupa Ligi'nde de kolay takımlar yok. Dolayısıyla Galatasaray'ın bir an önce Avrupa Ligi içinde toparlanması lazım. Peki ülke puanında son durum ne oldu? Şimdi ülke puanında dün akşam yine biz puan alamamış olduk Galatasaray'ın kaybetmesiyle. Bunun karşısında Sparta Prag dün akşam maçını kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Şimdi bazı sitelerde Çekya'nın puanı değişik gözüküyor. Mesela Evet. 38-250 gözüktüğü siteler var. 37 küsurat gözüktüğü siteler var. Şu anda onun nedeni de şu. Şampiyonlar Ligi'ne kalınca otomatik olarak bütün takımlara 6 bonus puan veriliyor. Bu 1.20 Çekya için 5 takım olduğu için puana, ülke puanına denk geliyor. Bazı siteler bu 6 bonus puanın işte 1.20'sini ekliyorlar. Öyle şey yapıyorlar. Garanti nasıl olsa diye.
Dolayısıyla Çekya ile bizim aramız şu anda açıldı. O puanı da eklersek 38-250 puan da Çekya. Biz 35.600 puandayız. Arkadaki takımların yetişme ihtimali de şimdi ortaya çıktı tabii ki. Evet. Ama yine de bizim 5 takımla katılmamız bu açıdan da çok önemli olacak. Dolayısıyla inşallah 5 takımla katılırız. Bu arada Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde garanti bonus puan yok. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Tamamen lig sıralamasıyla ilgili bonus puanlar dağıtılacak. Şampiyonlar Ligi'nde de aslında öyle ama onlarda bir 6 puan garanti bonus var. 24'ünden aşağı yani 25 ile 36 arası elenen takımlara bonus puan verilmeyecek Avrupa ve Konferans Ligi'nde. Onların hepsinin katsayıları var. Yani şimdi burada uzatmayalım. Dolayısıyla Galatasaray'a bu bağlamda Avrupa veya Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne kaldıkları için bonus puan henüz yazılmadı. Çünkü evet, garanti değil bonus puanlar. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimine gelelim. Çünkü Perşembe saat 19'da olacak. Yeni dönemde hibrit kura çekimi var. Evet, yeni dönemde hibrit bir kura çekimi var. Yani insan unsuru, az insan unsuru, çokça yapay zeka işin içinde olacak. Şöyle bir takım çekilecek bir kişi tarafından. O takımın rakiplerinin 8'ini de yapay zeka belirleyecek. Hangilerinin içeride maçların, hangilerinin dışarıda olacağını da yapay zeka belirleyecek. Hı hı. Dolayısıyla bu şekilde birinci torbadan başlayarak sırayla aşağıya doğru ikinci torba, üçüncü torba, dördüncü torba o şekilde kura çekimi gerçekleştirecek. Ve sonunda da hem işte insan unsurunun içinde olduğu hem de bilgisayar sisteminin, yapay zeka sisteminin içinde olduğu bir kura çekimi izleyeceğiz. Gerçekten değişik olacak. Yepyeni bir kura çekimine herkes yarın hazırlıklı olsun. Hiç evet, alışık olmadığımız şekilde bir kura çekimi olacak. Eğer diğer türlü yapılsaymış 1000 tane top, işte bilmem 200-300 tane kase olması gerekiyormuş. Dolayısıyla bu şekilde yapay zeka şekilde İngiltere'den AE diye bir firma tarafından yapılmış, UEFA'nın anlaşmalı firması. Onun da ismini yazmıştım diye düşünüyorum ama yazmamışım. Ve bir yazılım firması bu kurayı hazırlamış. Evet. Diğer yandan da Ernst & Young denetim şirketi de kurada her şeyin yolunda gitmesi için denetim yapmış. İlk önce hazırlık aşamasında, yarın ve öbür günde kura çekimlerinde yine denetim yapacaklar ve her şeyin doğru yürümesini kontrol edecekler. Peki, devam edelim. Dağım'ın ardından futbol dünyasında bir kayıp daha gerçekleşti. Sizinle Dağım'ı konuştuk. Çok da uzun süre geçmeden hemen Sven Göran Eriksson'un haberi geldi ne yazık ki. Evet, Sven Göran Eriksson'u da hatırlarsan geçen hafta konuşmuştuk. Evet. Amazon Prime'da Sven belgeseliyle herkese veda ettiğinden bahsetmiştik. O da Dağım'dan hemen 2 gün sonra yine aynı illet, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Geçen Ocak ayında, yani yeni yılın başında açıklamıştı kanser olduğunu ve en fazla 1 yıllık ömrünün kaldığını. Ne yazık ki o 1 yıllık ömrün tamamı da şey yapmadı. 8. ayın sonunda Sven Göran Eriksson hayatını kaybetti. Çok başarılı, İsveç'in dünya futboluna armağan ettiği çok iyi bir teknik direktördü Sven Göran Eriksson. İngiltere milli takımı çalıştırdı, İngiltere'de takımlar çalıştırdı. Çok efendi, iyi bir kişilikti. En son işte en büyük dileğinin Liverpool'un başında bir maç yönetmek olduğunu söylemişti. Jürgen Klopp bunu sağlamıştı. Ajax-Liverpool efsaneler maçında Liverpool'un başında takımı yönetmişti. Ama yapacak bir şey yok. Hayatta işte maalesef bu acı sahneler de oluyor. Ve Daum ve Sven Göran Eriksson gibi futbol dünyasının iki önemli ismini de yitirmiş olduk. Peki, teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Size de iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.